Kerem bir hata yaptı. Yani Aykut'u davet, Kibrit kendisi Aykut'u davet etmiş. Mesela orada yanlıştı, bana da yanlış geldi. Hani madem ilk başta bu kadar çok istiyordun kardeşim, devam etseydin. Aycan'a gelince de Aycan sen de hani tamam devam ediyorsun diyorsun. Adnan'a ben talibim, benim olacak. Hani öyle bir imaj yaratıyorsun ama kalkıp diyorsun bütün suçlusu Adnan. Sen de savaşmıyorsun o zaman. Senin yaptığın şu an Didem'in geçen yaptığın arasındaki fark ne? Ne yaptılar kardeşim? Hangisi bana bir yemek yapıp getirdi? Benimle özel ilgilendi. Abi Aycan geldi burada bir kahvaltı kavga yaptı. Kavga etmekten fırsat yok ki adam nasıl yaptı? Ya devamlı bir kavga etmekten fırsat da yok ki sana bir şey yapsınlar. Ya kendileri ego savaşına girmişler ya. Hangimiz? Ben Adnan beni daha çok mutlu ediyor. Adnan beni daha çok mutlu ediyor. Böyle yaparak ikisi de kaybediyor. Farkında değiller sen. Ha şimdi kavgada Didem ağzını açıp da bir şey demedi. O bugün olan olay değil mi? Ben gittiğimde o tarafa. Tepkisi ne oldu? Ona konuşma fırsatın oldu mu? Yok abi bir anda ortamın içine düştüm. Didem oradaydı. Aycan burada. Kavga mı Aycan söyledi, söyledi, söyledi. Oğlum ne diyor? Hazal. Didem dedi ki ben karışmıyorum dedi. Ondan sonra Aycan çıldırdı. Bu konuyu açan kimdi diye. Ondan sonra baktım ki yine birbirlerine giriyorlar. Dedim ki alın menemeninizi yiyin dedim. Çıktım geldim. Yok. Gururunu yok. İkisi de gurur ve ego savaşı yapıyorlar ya. Hala inat abi. Hala ikisi de görüyorum. İnat var. İçlerinde inat var ya. Yok. Niye öyle mutlu gelmiş de ben niye ona öyle davranmışım da yapma abi ya. Daha bak bugün Şahin'e ne dedim biliyor musun? Dedim ki bak Aycan'a helal olsun dedim. Ben dedim dün Kırmızı Oda'ya ki benim için Kırmızı Oda'nın önemini arz etmeme rağmen bunu söylememe rağmen daha sonra Aycan geldi. Burada yine bana iyi davrandı. Beraber kahvaltı hazırladık. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davrandı dedim. Ben tamamen Aycan benden umudunu kesecekti. Hatta kızlar geldiğinde ben gittim kahvaltı hazırlamaya. Dedim ki hani burada boş boş oturmayayım gideyim kahvaltı hazırlayayım. Hani dedim ki büyük ihtimal Aycan benden vazgeçer. Kim ister böyle bir şeyi? Baktım Aycan geldi, ilgilendi, beraber kahvaltı i̇şte hazırladık, bunu yaptık, zaten. Bunu yaptık. Ya içimde bir şey oluştu tamam mı? Dedim ki aha dedim ne kadar güzel. Yani şu hareketi yapmama rağmen Aycan dedim yine de hani bir şey demiyor bana, bir şey yapmıyor. Aa Adnan sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye hesap sormuyor. Tam mutlu oldum, geldi yine bugün. Yaptı yapacağım. Didem'le de Hazal kavga etmiş. Şimdi mi ben çıkarken mi? Yok. Sabah herhalde. Konu ne? Konu ne? Aycan işte Hazal Aycan'a mı yönlendiriyormuş Adnan'ı anlamadım öyle bir şey. Hiç öyle bir şey de yapmadı Hazal. Ben şahit olmadım. Sabah tartışıyorlar diyor. Ya da sen gelip bana asla Aycan demedin. Yok. Ben de öyle dedim zaten. Ortacı ol dedim. Yani Aycan senin arkadaşın diye Adnan dedim. Kesinlikle öyle yönlendirme. Son söz dedim Adnan'dır burada. Hayırlısı abi ya. Bekle bakalım ne olacak. Ama dedim ya. Yani ikisi de sana düşman olabilir şu an. Yapacak bir şey yok kardeşim. Aynen. İkisi seviyorken bir anda düşman da olabilir ikisi de. Demez. Olabilir. Onda da yapacak bir şey yok. Elimden bir şey gelmez.